Değerli izleyiciler, bu hafta Şehir ve İnsan programında haftalardır devlet bilgi sistemini ve buna bağlı olarak da bir kimlik sistemini, yani Türkiye cüzdanı dediğimiz bir kimlik belgesiyle, belge de değil bir cihazla nasıl hem vatandaşın işinin kolaylaşacağını hem de devletin nasıl rasyonel biçimde, hızlı biçimde, tasar gerçek tasarrufu sağlayarak işleyeceğini gösteriyoruz. Ama her seferinde güncel bazı konular geliyor. O güncel konuları işleyelim derken bizim devlet bilgi sistemine, Türkiye cüzdanına, bilişim teknolojilerine ayırdığımız zaman kısıtlanıyor. Hep programı son 10 dakikasına sıkıştırmaya çalışıyorum. Her seferinde de yarım yamalak kalıyor. Bugün devlet bilgi sisteminin en önemli unsuru olan Türkiye cüzdanı, yani Türkiye'de bizim nüfus cüzdanı, ehliyet, diyebildiğimiz kimlik sistemini temsil eden Türkiye cüzdanı projesini sizlere daha ayrıntılı anlatmaya çalışacağım. Ancak Türkiye'nin gündemine bakıyorsunuz, bütün televizyonları açıyorsunuz. Hiç benim burada konuştuğum gibi konuları konuşan yok. Neden acaba onlar mı doğru yayın yapıyorlar yoksa biz mi doğru sizlere bir şey anlatmaya çalışıyoruz? Bunu değerlendirdiğimde hep şunu düşünüyorum. Yani Türkiye'nin içinde bulunduğu çok çeşitli sorunlar var. Bunların tabii ki başında ekonomik sorunlar geliyor. Vatandaşın geçim sıkıntısı geliyor. Yoksulluk sınırı, fakirlik sınırı, efendim açlık sınırı gibi tanımlar getiriliyor. Türkiye'nin yarıdan fazlasının yoksul, dörtte birinin aç gezdiği gibi sonuçlar çıkıyor. Bu korkunç bir tablo. Bu bir ekonomik yetersizlik, bu bir kalkınamamışlık. Neden kalkınamıyoruz? Her şeyi yapıyoruz. Otobanlarımız var, en lüks havaalanlarımız var. Gece kulüplerimiz dünyada en emsali görülmemiş kadar muhteşem. Yani gece kulübü örneğini yanlış vermedim. Özellikle verdim. Her şeyimiz var gibi gözüküyor ama büyük bir fakirlik, yoksulluk ve açlık içinde yaşayan bir toplum haline geldik. Yani bir ülkenin ekonomik kalkınmasını sağlayamadığınız sürece birileri zengin olmuş, otobanlar yapılmış, köprüler yapılmış, tüneller yapılmış, marinalar var. Efendim Akdeniz'de öyle marina limanları var ki binlerce yat. Kimin bu yatlar? Bu zenginlik kime? Bir düğün yapıyor. Ha doğu, güneydoğu fakir diyorsunuz. Doğuda bir, güneydoğuda bir düğün yapıyor. Böyle kilolarca altınlar takılıyor trilyonlarca lira para dönüyor E ne oluyor bu ülkede yani hep söylüyorum ülkenin bütün temel sorunları yani ekonomik yetersizlik gelir dağılımındaki o büyük uçurum biri yer biri bakar misali Bunun yanı sıra Türkiye'ye e, hedef haline geldiği bir göçmen akını söyleniyor ki 10-12 milyon yani 85 milyonluk bir ülkede 10-12 milyon yabancı yaşıyor bunlar Türk vatandaşı değil bir kısmı Türk vatandaşlığına alınıyor oradan başka bir sorun çıkıyor dolayısıyla Türkiye'deki sığınmacı sorunu önemli bir sorun çözümü için öneri getiriyorsun kimsenin dönüp baktığı yok Türkiye'nin yaklaşık 40 küsür yıldır başındaki en büyük bela olan PKK terörü yani terör meselesi bunun adını da Kürt sorunu olarak sunuyorlar bunun çözümlenmesi lazım. Bunların çözümü için itiş, kakış, nakış herkes kendi çıkarına, kendi koltuğuna bakıyor. Türkiye için çok önemli olan terör sorununu kendi siyasi gözlüğüyle bakarak yaklaşıyor. Yok kayyum tayin ediyor, öbürü kayyum tayinine karşı çıkıyor. Efendim kapılar kırılıyor, polis barikatları yapılıyor. Televizyonlarda heyecanlı heyecanlı bir şeyler anlatan muhabirler. Günümüz bunlarla geçiyor. Sonuç, Sonuç beter oluyoruz. Vallahi beter oluyoruz. Bu nereye varacak, nasıl çözülecek? İşte onu anlatmaya çalışıyoruz ya. Bakın bir ülkenin terör gibi, sığınmacı gibi, bir takım sosyo-siyasal sorunları olabilir. Bunların temelinde, temelinde insanın, yani o toplumun e, ekonomik olarak istediği huzurlu, refah içindeki yaşamı sağlayamayışı yatar. Bir insan ekonomik olarak doğru bir tablonun içine oturtulmazsa, temel ihtiyaçları, insanca yaşayacağı bir ortam, seyahatiyle, tatiliyle, eğlencesiyle, her şeysiyle mutlu olabileceği bir ortam yaratılmamışsa, ki bunu yaratan ülkeler var, ben de yurt dışında yaşadım. Yurt dışında yaşayan bir sürü insan var. Gidiyorsunuz herkes huzur içinde ya. Bir Norveç'te ben aylarımı geçirdim. Finlandiya'da aylarımı geçirdim. Kuzey Avrupa'da. Ya herkes huzurlu kardeşim. Birbirine kimse düşmanca bakamıyor. Çünkü istediği her şey var. Abartı hariç. O aşırı zenginlik, israf vesaire filan şımarıklık bunlar hariç her şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nde uzun süre yaşadım. Avrupa'ya sık sık gidiyoruz. Çin'de bile, Japonya'da bile insanlarda bir huzur var. Neden? Çünkü ihtiyaçları karşılanıyor. Ekonomik olarak belli bir seviyeye gelmiş. Özendiği bir şey yok. Bu durumda insanlar hakikaten kolay kolay birbiriyle düşmanlaşmıyorlar. Gelin bunu tersine bakalım. Ülkenin dörtte birinin açlık sınırında yaşadığı, ülkenin yarıdan fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığı ülkenin yüzde birinin de acayip zengin olduğu, yatlara katlara bana mısın demediği bir ortamda o tabandaki sürünen dediğimiz insanlarımız bir kimlik arayacak, bir çare arayacak, kendisini tatmin edecek, kahretmeyecek. Aksi halde kahrediyor. Kendisine kimlik ararken bakın ne buluyor biliyor musunuz? Kimisi Kürt kimliğinin arkasına sığınıyor, PKK'ya destek vermeye başlıyor. Halbuki refah içinde olsa diyecek ki benim bir sorunum yok ya. Beni vatandaş olarak ayırt eden de yok. Yıllarca böyle yaşadık. Refah huzur içindeyim. Başımı ezen de yok. Bir ayrımcılık da yok. O zaman öyle bir sorun kalmayacak. Hakeza yine kendisine kimlik arayan vatandaş gidiyor. Fenerbahçe taraftarı oluyor. Galatasaray taraftarı oluyor. Trabzon taraftarı oluyor. Bir bakıyorsunuz ki Cumhurbaşkanı baş danışmanları bile Demek ki kimlik arayışında. Demek ki bir eksiklikleri var. Yani vatandaşın eksiği huzur, mutluluk, refah, kalkınmışlık. Bunları sağlarsanız ekonomik olarak bu sorunların hemen hemen hepsi ortadan kalkar. Örnekleri Batı ülkelerinde var. Niye Norveçlileri birbirine düşüremiyorlar? Niye efendim Alman vatandaşlarını birbirine düşüremiyorlar? Niye Fransa'da yaşayan zenciler biz zence hakları isteriz efendim. Fas, Tunus, e, Cezayir'den gidenler. Niye İngiltere'de Londra'daki o kadar etnik millet birbirine düşmüyor? Çünkü herkesin bir geçim kaynağı var. Herkes hayatından memnun. Dünya ile kendisini karşılaştırıyor. Diyor ki Allah'a şükür diyor ben Hindistan'a göre, Türkiye'ye göre hatta İtalya'ya göre çok daha iyi durumdayım diyor. Ne derdim var diyor. İşte çözüm çözüm. Hakikaten kalkınmışlıkta. Kalkınmışlık tabii ki tek yönlü sadece para kazanmak ekonomik kalkınma değil. Ekonomik kalkınma dengeli olacak. Ekonomik kalkınmada gelir dağılımında büyük uçurumlar olmayacak. Ha herkes eşit mi olacak? Hayır. Herkes eşit olamaz. Yaratılıştan gelen insanın özelliğinde bu yok. Herkesin eşitliği diye bir şey yok. Allah hepimizi farklı yaratmış. Farklı güçlerde, farklı yeteneklerde, farklı cesaretlerde, farklı akılla herkes yaratılışından gelen yeteneklerini mükafatını almak zorunda. Ama öyle bir kitle var ki yaratılıştan yetersiz, e o ölsün onu da demeyeceksiniz. Sosyal devlet olacaksınız. Onlara da refaha huzuru tattıracaksınız. Onların sırtına binmeyeceksiniz. Ekonomik kalkınma yani sürdürülebilir ve dengeli kalkınma diyoruz buna. Bunu sağlayacaksınız. Ekonomik kalkınma olmadan kültürel kalkınma olmuyor. Sağlık yeterli olmuyor. Ekonomik kalkınma olmadan eğitim sisteminizi doğru kuramıyorsunuz. Ekonomik sorunlar büyüdüğünde, yani gelir dağılımı dengesiz, açlık sınırında büyük bir kitle, yoksulluk sınırında büyük bir kitle bunlar varsa, hepsini bozuyor. Etnik ayrımcılık da başlıyor. Efendime söyleyeyim, yargı da bozuluyor. Güvenlik güçleri de bozuluyor. Devletin her mekanizması bozuluyor. Biz diyoruz ki, bakın kalkınmanın yolu, bırakın bu kavgayı, gürültüyü bilmem neyi. Kalkınmanın yolu doğru düzgün, ideolojilere dayanmayan sosyal bir devlet olmak. Sosyal devlet olmanın şartını da şöyle getiriyoruz. Her insan barınma ihtiyacını karşılayamayabilir. Gıda ihtiyacını, eğitim ihtiyacını, sağlık ihtiyacını karşılayamayabilir. Bu dört unsur çok önemli. Bunlar da eğer sağlıkta çaresiz ölüme terk edilmişsen bu insanın yapısına aykırı. Bu insanın haysiyetine aykırı. Bir insan aç geziyorsa, bir çocuk aç geziyorsa bu da insanın haysiyetine aykırı. Buna biz insan haysiyeti sınırı diyoruz. O sınırın altına düşen insana yakışmayan şekilde aç, açıkta, sağlıksız ve eğitimsiz bu dört unsurda bu çizginin altına düşen herkesi devlet sahip çıkacak. O çizgiye taşıyacak. Hak ettiği şekilde eğitim verecek, barınma ihtiyacını karşılayacak, gıda ihtiyacını, beslenme ihtiyacını karşılayacak, sağlık problemlerini çözecek. Ya öyle terk ettiğin zaman, böyle bir kitle oluştuğu zaman bu toplumda hem tutarsızlık yaratıyor, hem dengesizlik yaratıyor, çatışma yaratıyor, bölünme yaratıyor. Bozuyor toplumu. Ekonomik kalkınmanın tanımını böyle getirdik. Ekonomik kalkınma o kadar kolay bir şey ki. Biz cennet gibi bir vatanda yaşıyoruz ya. Ekonomik o kadar büyük kaynaklarımız var ki. Enerji için güneşimiz var. Tarım alanlarımız muhteşem. Dünyanın en çeşitlilik içinde olan tarım e, memleketiyiz. Turizmde büyük avantajlarımız var. Sanayi sektöründe, insan kaynaklarımızda çok büyük avantajlarımız var. Bunları doğru kullandığınız zaman mutlaka kalkınacaksınız. İşte bu kalkınma süreci içinde bütün bu sorunların ancak böyle çözüleceğini de bileceksiniz. Yoksa terörist başını meclise getirelim, konuşturalım, uzlaşalım, bırakın bunları. Bunlarla çözüm yok. Uluslararası güçler yani bir tabirle Amerika Birleşik Devletleri'nde yuvalanmış uluslararası güçler sizi böyle maymun gibi oynatır kardeşim. Bizim siyasetçilerimiz de koltuk aşkına onların ekmeğine güzelce tereyağını sürer, öbürü de gelir tereyağını balı sürer, yer geçer. Maalesef Türkiye'de dönen tablo bu. Bu nedenle biz ekonomik kalkınmanın, vatandaşa verilecek hizmetin, huzurun, refahın, kolaylıkların sırrını çözmek için projeler hazırlıyoruz ve burada anlatıyoruz. Şimdi alalım ekrana. Evet yansıtmamız var. Ekrana alalım. Bunlardan bir tanesini anlatacağım. Devletin vatandaşla olan ilişkileri. Bunda hem tasarruf edelim, hem işimizi kolaylaştıralım, hem de vatandaş kendisini rahat ve huzurlu hissetsin. Devlette de tasarruf etsin. Bugün mevcut olan memur devlet çalışanların sayısı Belki onda birine düşsün. Ha bu kadar insan nerede çalışacak, iş bulacak bırakın bunları ya. Devletin işleyişinde, devletin personeline, kamu personeline harcadığı parayı onda birine düşürmek demek ülkenin kalkınması demektir. O para döner, o memur olmayanların cebine bir şekilde girer. Esas olan devletin sağlıklı, tasarruflu, iyi işlemesidir. Vatandaşın sürünmemesidir. Devlet iyi işlerse vatandaş vakit tasarruf eder. O vaktinde gider üretir. Bütün bunlara ekonomik bir fizibilite anlayışıyla baktığınızda rasyonel biçimde devletin yönetilmesinin ne kadar önemli olduğunu göreceğiz. Dediğim gibi kalkınmanın yolu devleti doğru yönetmek, vatandaşla ilişkilerini doğru kurmak. Bunun için de bir devlet bilgi kanunu ve bilgiyi doğru kullanan, bilgi teknolojilerini doğru kullanan bir devlet ve devlet bilgi sisteminden bahsettik. Devlet Bilgi Bakanlığı'nın kurulmasından bahsettik. Şimdi de basit bir cihazla nüfus cüzdanı gibi Türkiye cüzdanı dediğimiz basit bir cihazla bu işler nasıl yürütülecek onu anlatmaya başlayacağız nihayet. Bir başka unsuru da e, der derkenar belirteyim buna başlamadan önce İkinci kalkınma unsuru içinde yaşadığımız coğrafyayı doğru kullanmaktır. Bütün insanlar yer kürenin üstünde yaşıyorlar, coğrafyada yaşıyorlar. Bunun yerin altı var, jeoloji, jeofizik işte jeoteknik. Yerin üstü var, toprak, tarım vesaire, orman. Bunları doğru kullanan ülkeler öne geçer. Ulaşım sistemini doğru kurarsanız, enerji sisteminizi doğru kurarsanız, tarım alanlarınızı rasyonel biçimde e, üretimi açarsanız doğru planlarsanız sanayinizi, turizminizi, bütün sektörlerinizi düzgün biçimde ve en önemlisi şehirleşme. Şehirlerinizi doğru, sağlam ve kullanılabilir, feasible yani etkili kurarsanız trafik kargaşasında, otopark kargaşasında, altyapı problemlerinin içine boğulmadan şehir kurmayı öğrenirseniz kalkınırsınız. Yani bir tarafı coğrafyayı doğru kullanmaktır, bir tarafı da teknolojiyi doğru kullanmaktır. Şimdi biz bugün teknolojiyi doğru kullanan bir projeden bahsedeceğiz. Denbis Devlet Bilgi Sistemi'nin Türkiye Cüzdanı Projesi. Geçen hafta buna başladık. Türkiye Cüzdanı aşağı yukarıya bağlı 7 çarpı 7 santimetre olan bir cihaz. Bakın bu cihaz şuna benzeyen bir şey. Böyle bir cihaz veriyor devlet size kimlik yerine ehliyet nüfus cüzdanı yerine. Defalarca e, nüfus cüzdanı değiştirdik, yine değiştiriyoruz. Dediler ki kimliği de onun içine e, koyalım, nüfus cüzdanını pardon, ehliyeti de onun içine koyalım. Ya böyle aklınıza geldikçe abuk subuk işler yapmayın. Çünkü 86 milyon için yapıyorsunuz ya. Bir kimliğin değişmesi demek 86 milyon tane kimlik üretmek. Onun için memur çalıştırmak, vatandaşın zamanını almak, başvuru yapmak, harç ödemek bir sürü iş. Bunu biz bir sefere mahsus bir kimlik cüzdanı dediğimiz bir cüzdan vermek suretiyle, bir cihaz vermek suretiyle e, çözülsün diye öneriyoruz. Tabii ki bütün vatandaşların doğduğu andan itibaren nüfus cüzdanı çıkartılıyor. Şimdi bu sistemde, Türkiye cüzdanı sisteminde madem bu bir cihaz, Sıfır yaşında bebeğin cihazı mı olur? Olacak. Sıfırla altı yaş arasında ki e, vatandaşlarımıza özel bir cihaz vereceğiz Kullanımı velisinin kullanımına tabi olacak. Altı ile on üç yaş arasındaki e, yani okul öncesini ayırdık. Sıfır altı yaş ayırdık. Altı on üç yaş arasında biraz daha farklı bir cüzdan tanımladık kanunda. Bu cüzdanda da 0 pardon 6-13 yaş arasındaki çocukların velileri tarafından kullanılabilecek bir cüzdan. Özellikleri ona göre düzenlenmiş. 13 yaş dediğimiz yaştan 18 yaşa kadar bunlara işte Batılıların dediği gibi teenager deniyor. Bunlara ayrı bir cüzdan. Bunlar insanın kimlik kimliğin öne çıktığı dönemler. Orada daha fazla o cüzdanı devletle yetki açısından kullanabilen bir cüzdan. 18 yaştan sonra artık ergensiniz. tek tip bir cüzdan veriliyor. Bu cüzdan cep telefonu gibi bir cihaz. Saat şeklinde de e, tanzim edilebiliyor, kol saati şeklinde. Bu cüzdanın açtığınız zaman bir çeşit cep telefonu gibi bir ekranı var. Bu ekran vasıtası ile devletle olan bütün ilişkilerinizi bu cüzdanla görüyorsunuz. Bakın biz bir nüfus cüzdanımız var bir işe yaramıyor. Bizden bir devletle işimiz olduğu zaman diyorlar ki nüfus cüzdanı sureti getirin. Gidiyorsun eskiden muhtardan alınıyordu. Şimdi başka yerden ya yani bu kuartlı nüfus cüzdanı nüfus idaresinden alınıyor. Ehliyetler hakeza öyle. İkisini birleştirelim diyorlar. Yok içine çip koyduk diyorlar. Akıllı oldu diyorlar. Aklı nerede diyorsun? Aklım aklı yok. Kullanmıyorsun. Şimdi de çıkartmışlar Ulaştırma Bakanlığı saçma sapan bir başka proje attı ortaya. Diyor ki otobüse binme kartı yaptım diyor. Bursa'da, İstanbul'da, İzmir'de geçerli. Bak 3 ilde geçerli, 5 ilde geçerli. Ne güzel iş yaptım. Ya ne işe yarar bu ya? Bu kadar masrafı niye yapıyorsunuz Sayın Bakan? Yapmayın. Bakın Türkiye cüzdanında bir kare kodla bu özellik var. Türkiye'nin her yerinde belediye otobüslerine vatandaşın kare kodunu göstererek binebileceği bir sistem var. Bunun için de birazdan göstereceğiz. Yani her şeyi entegre etmek, bir araya getirmek her zaman için daha verimli sonuç alır. Vatandaşın aklı karışmaz. Cebinde şu kimlik, bu kimlik, şu kredi kartı, şu bilmem nesi, bu su, bir sürü e, şifre, bir e, devlet var evlere şenlik. 40 bin çeşit şifrenin arasında boğuluyorsun. Şifrenin birini giriyorsun. Başka bir bakanlık sana başka bir tebligat sisteminden başka bir şifre istiyor. Para istiyor. Diyor ki ben diyor güvenli diyor. E-mail adresi açtım diyor. Oradan sana diyor e tebligat yapacağım. Yoksa diyor başkaları seni kandırabilir. Ya şunu bir sefer çözün ya. Devletle vatandaşın arasındaki yazışma ilişkisini. Yani tebligat dediğimiz yazışma ilişkisini bir seferde çözün. Her bakanlığın ayrı 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 şifreleri bilmem neleri. Ya bu kargaşaya milletimiz layık değil. Gelin şu sistemi kurun. Türkiye Cüzdanı Sistemi'nde bir ekran açıyorsunuz. Orada bir fotoğrafınız var. Bir de kare kodunuz var. Kare kodu sizin kimliğinizi gösteriyor. Bunu açmak için kendi bir tane şifreniz var. Ayrıca yüz yüz tanıma özelliği var açılması için. Ayrıca iris yani gözünüzün irisinin izi var tanınmak için. Başka teknolojideki gelişmelere göre buna bu cüzdan açılması için özellikler katılabilir. Bugün için bunlar var. Ve isminiz, soyadınız, fotoğrafınız çıkıyor. Fotoğrafınız her 5 yılda bir siliniyor sistem tarafından. Siz yenisini yani ekliyorsunuz ki fotoğraf güncel olsun, Dediğim gibi bu kimlik bebeklikten itibaren 0-6 yaş, 6-13 yaş, 13-18 yaş ve 18 yaşından sonra tam 4 kere değiştirilmek suretiyle değişik yetkilerle donatılmış, değişik menülerle işleyen bir cihaz. Bunun ana menüsünde açtığınız zaman koskocaman hiç akıl karıştırmayacak, okuma yazması olmayan bir vatandaşın dahi bu dört tane ana şeyi öğrenip, bir gün, iki gün içinde öğrenip kullanabileceği kadar basit. Bugün okuması yazması olmayan bir vatandaşı götürün UYAP sistemine veya sağlıkla ilgili bir sisteme girmesini sağlayın. Veya okuma yazması olmayan bir vatandaşın çiftçi kayıt sistemi nasıl kullanacağını bir düşünün. Basitleştireceksiniz. Burada gördüğünüz gibi... Dört tane ana menüde dört tane başlık var. Bunlara tuş diyoruz, ikon diyoruz veya işte düğme diyoruz ne derseniz deyin. Birincisi vatandaşın devletle olan yazışma gönderi ilişkisi. İkincisi devletin vatandaşa yapacağı tebligatlar. Üçüncüsü vatandaşın devletle ilgili bütün sicilleri. Yani bunlar somut objektif siciller. Birazdan göreceğiz. Dördüncüsü de devlet teki olan bilgilere vatandaşın erişimi. Her türlü bilgiye. Yani Google dediğimiz saçma sapan bilgi çöplüğünde bir şey arayacağınıza devletin en güncel bilgilerini bu dört numaralı tuşla erişebileceksiniz. Google da bizi esir etmeyecek. Google bir bilgi çöplüğüdür. Google bir verimsiz bilgi tarlasıdır. Google'da bir şey tıklıyorsunuz. Yüzlerce, binlerce şey geliyor. Bunların çoğu Ölmüş bilgiler. Çöplük, çöplük olmuş. Bir bilgi alıyorsun, kullanıyorsun. Bir de bakıyorsun ki 15 sene önceki bilgiymiş yahu. Ben Aydın Baro Başkanımızın telefon numarasına erişmem gerekti dün. Google'ladım. Bir baktım ki o kadar çok Aydın Baro Başkanı geldi ki... ...bundan 5 önceki Aydın Baro Başkanından tutun. Tam bir bilgi, verimsiz bir bilgi tarlası. Bizimki verimli olacak. Bakın bu 4 numaralı tuşta ne ararsanız... Türkiye ile ilgili somut bilgilerin hepsine ulaşacaksınız. Şimdi burada sırayla tuşlayalım. Bu yeşil tuşu bastık. Vatandaşın devlete olan gönderileri açıldı. Vatandaşın gönderilerinde yine dört tane temel tuş var. Bir tanesi vatandaşın devlete yazacağı dilekçeler, itirazlar, buna benzer unsurlar. İkinci tuş Yargıya yapacağınız dilekçeler, başvurular. Bu sizinle ilgili bir davanın herhangi bir şeyi olabilir. Ve bu yargı bölümünde e, doğrudan doğruya yargıya katılımınızı sağlayabilecek. Siz şahitseniz, bir yerde tanık gösterildiyseniz, devlet size tebligatı yapacak. Diyecek ki, yani bu bilgi e, e, kartı üzerinden, bu cüzdan üzerinden devlet size tebligatı yapacak. Diyecek ki şu tarihte duruşmanız var, tanık olarak davet edildiniz. E gitmiyorsun şimdi şu anda. Gitmediğin zaman ihsar çıkarıyorlar. Polis geliyor bir tanığı, şahidi evden alıyor. Ya o apartmanda, o binada, o köyde oturanlar da diyor ki ya adamı jandarma geldi aldı, polis geldi aldı ne oluyor? Bunlar hiçbirine gerek yok. O jandarma yakıt yakıyor. Ta köye kadar geliyor, eve kadar geliyor, seni alıyor, ihsarlı götürüyor. Ya bunlara gerek yok. Bu yargı başvurularında, yargı bölümünde bunların hepsi çözümleniyor. Siz duruşmaya uzaktan katılıp, bugün işleyen bir sistem var, sepsis sistemi, online görüntülü katılıp ifadenizi verebiliyorsunuz. Yargıya bilirkişiye itiraz dilekçenizi verebiliyorsunuz. Avukatsız olarak davalarınızı açabiliyorsunuz. Buna benzer bütün yargı işlemlerini bu iki numaralı, bir numaralı menünün iki numaralı tuşuyla görebiliyorsunuz. Üçüncü unsur burada bir üç olarak açtığımız üçüncü unsur şikayet ve ihbarlar devlete yapacağınız bütün şikayetleri bugün Cimer diye bir sistem var Cimer Cumhurbaşkanlığının şikayet yani niye Cumhurbaşkanlığı ya devlet kardeşim bunlar hep siyasi olarak ben işte orada tepedeyim Cumhurbaşkanıyım bana şikayet edin Cumhurbaşkanın haberi bile yok oraya giden bütün bilgileri devlet dairelerine dağıtıyorlar. Bu şikayet ve ihbarlar kısmı adeta CİMER'in genişletilmiş şekli. Buraya giden bütün ihbar ve şikayetlerin değerlendirme usulü bugünküne göre daha etkin düzenlendi. Çünkü kanunla düzenledik. Devlet Bilgi Kanunu'nda Türkiye Cüzdanı bölümünde bir numaralı menünün üç numaralı şikayet ve ihbarlar kutusuna yapılan bütün başvuruların nasıl değerlendirilip nasıl sonuçlandırılacağı nasıl arşivlendirileceği, vatandaşa ne kadar süre içinde nasıl tebliğ edileceği hepsi kanunun maddelerinde yazılı. Ha kanunda değilse bağlı olan yönetmeliklerde düzenlendi, yazıldı. Bunu ayırdık. Şimdi bir bölüm var ki kamuya ödemeler. Şimdi sizin kredi kartınız var değil mi? Var. Kredi kartınızdaki ödemeleri nasıl yapıyorsunuz? Kartla parayı harcıyorsunuz, kartı gösterip parayı harcıyorsunuz. Sonra da Ay sonunda da size bir asgari ödeme çıkıyor. Ödeme yapıyorsunuz. Asgari ödemeyi yapamazsanız banka size daha fazla faiz uyguluyor. Hiç ödeme yapamadınız. Asgari ödemeleriniz üst üste yapılamadı ve şişti. Temerrüt diyoruz buna. Temerrüte düştünüz. Banka harekete geçiyor. icra yoluyla malını, mülkünü bilmem neyi sattırıyor vesaire. Böyle işliyor bu. Aynısını devlette uygulayan bir sistem tasarladı kanunla yönetmeliği var. Bu yönetmeliğe göre bu Türkiye cüzdanı dediğimiz şu anda anlatmakta olduğumuz Türkiye cüzdanındaki o kare kod sistemiyle devlete olan bütün ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Vergi taksitinizi giriyorsunuz bu tuşa basıp ödeyebiliyorsunuz. Banka hesabınızdan buraya aktarıyorsunuz. Hakeza bu tuşa basmak suretiyle devlete olan ...belediyelere olan su parası, emlak vergisi... ...vesairesi, taksit... ...bütün bunları taksitlendirebiliyorsunuz. Ödemelerinizi aylık yapıyorsunuz. Bu bir kredi kartı gibi... ...size döküm gönderiyor. Devlette olan bütün borçlarınızı gönderiyor. Diyor ki... asgari olarak şunu ödeyin diyor. Ha siz gittiniz bir ödeme yaptınız. Bunun ne kadar su parasına gitti... ...ne kadar vergiye gitti... ...ne kadar belediyenin kestiği cezaya gitti... ...ne kadar elektrik faturasına gitti... Bakın. Bir asgari ödeme var. Yapay zeka bunları hesaplayıp ilgili kurumların hesabına aktarıyor. Bitti. Yok, onun faturası bunun bilmem nesi derdiniz yok. Hakeza bu 1 4 kamuya olan ödemeler kısmında sizin otobüs kartınız da var. Ulaşım kartlarınız var. İşte ulaşım kartı burada çöz, çözülüyor. Ayrıca <laughs> bir kart çıkarmanıza gerek yok. Sizin Türkiye cüzdanınızın <laughs> 1 4 kamuya ödemeler bölümünü açıyorsunuz. Otobüse binerken şöyle geçiriyorsunuz. Otobüste ayrıca para ödemiyorsunuz. Türkiye'nin her yerinde. Türkiye'nin her yerinde. Bu kadar basit. Yani burada vatandaşla devletin yazışmalarla ilgili, yargıyla ilgili, şikayet ve ihbarlarla ilgili ve en önemlisi ödemelerle ilgili buna ulaşım ödemeleri, otobüs vesaire gibi metro ödemeleri işte deniz otobüsü vesaire gibi kamu eliyle sağlanan ulaşım tamamı dahil bu menü içinde her şeyinizi çözebiliyorsunuz. Ha bunlar teorik, ütopik. Ya olmaz böyle şeyin, Aksun yine uyduruyor falan demeyin. Bunlar çok kolay şeyler ya. O kadar da kolay unsurlar ki teknoloji artık bunların hepsini olanaklı kılıyor. Bu cüzdanı hazırlatmak burada anlattığımız Türkiye cüzdanını hazırlatmak bu kimlikle bu uygulamaları başlatmak, bu yazılımları geliştirmek, bunun altyapısını kurmak mümkün. Türkiye'de bu teknoloji birikimi var, bu kaynaklar var. Büyük bir yatırım gerekebilir ama önce kanuni düzenlemelerin benimsenmesi lazım. Devlet Bilgi Bakanlığı'nın kurulup devlet bilgi kanununun çıkartılması lazım. Bilgi kanununda Türkiye cüzdanı yani kimlik sisteminin ilgili bölümlerini kapsayan yönetmeliklerin çıkartılması lazım. O yönetmeliklere göre neyin nasıl uygulanacağını tarif edilmesi lazım. Şimdi iki numaralı tuş vatandaşa tebligatlardı. Ana menüyü hatırlayın. Dört tane tuş vardı. İkincisi vatandaşa tebligatlar. Şimdi birincisi resmi tebligatlar. Bunlar nelerdir? Yani aklınıza gelebilecek her türlü her türlü resmi tebligat e ee, bu, 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 bu kapsamda yapılacak. Bu kapsamda yapılacak. Yani devlet size bir yazı yazıyor, bilmem ne yapıyor şu bu hepsi bu, bunun içinde yapılacak. İkincisi yargısal tebligatlar. Yargı sistemiyle ilgili icra, e, ceza davaları, idare mahkemesi davalarınız, e, hukuk davalarınızla ilgili bütün evrakların tebligatları 2.2 tuşuyla e, size gelecek. Açtığınız zaman bütün bu tebligatları oradan alacaksınız. Açtığınız anda da tebligat size yapılmış sayılacak. Bu kadar basit. Ne bitecek? Tebligat kanunda büyük tartışmalar vardır. Tebligat kanununda vatandaş hukuken temel bir hakkı vardır. Tebliğ almadığı hiçbir şeyden sorumlu değildir. Devlet size icrayı bildiriyor. Siz tebliğ etmediğiniz sürece o icra kesinleşemez. Evinize hacize gelemezler. Mahkeme kararları dahil böyledir. Dolayısıyla tebligatın devlet eliyle resmi kanaldan yapılmasının tebligat kanunu dediğimiz bir kanunla düzenlenmiştir. Bu kanunun boşlukları olduğu için vatandaş tebligattan kaçabilir. Hele ki yurtdışı tebligatlar falan çok daha zor, çok daha uzun, masraflı. Vatandaş almayı veriyor tebligatı. Bu sefer devlet diyor ki yok öyle şey ya ben devletim diyor vatandaşı almadıysa oraya bir etiket asarım diyor kapısına. Gider muhtara veririm diyor. Kanunu da değiştirdim. Bu şekilde vatandaşın almadığı kapısına etiket yapıştırıp muhtara verdiğim tebligatlar tebliğ edilmiş sayılır diyor. Hoppala. Bu da hukuki değil. Bu da insan haklarına aykırı. Bu da demokratik yapıya aykırı bir şey. Çünkü sen ben seni evde bulamadım muhtara verdim. Ya o etiket kapıya yapıştırdığın etiket resmi bir belge değil ki. Bir çocuk geliyor, söküyor, götürüyor. Sen tebligattan haberdar olmuyorsun. Muhtara giden tebligat seni bağlıyor. Ya bırak bağlasın. Nasıl bağlasın? Yani kanunda boşluk olduğu zaman üç kağıt başlıyor, hırsızlık başlıyor. Birisi örnek, örnek veriyor. Birisi sen senin hiçbir borcun yokken gidiyor bir icra takibi yapıyor senin aleyhine fake yani sahte gidiyor icra bu serbest Türkiye'de icraya gidiyorsun ilamsız alacak takibi diyorsun dosya açıyorsun para yatırıyorsun diyorsun ki Ahmet ben benim alacağım var icra bunu Ahmet'e tebliğ edecek adam tebligatı izliyor Ahmet'e tebliğ edilmesini muhtar vasıtası sağlıyor ve tebligattan haberi olmuyor adamın muhtara gittiği anda bir hafta içinde itiraz etmezse icra kesinleşiyor. Adam borçlu. Buyurun. Tebligat kanundaki boşluktan dolayı bir adamı durduk yerde borçlu duruma düşürebiliyorsunuz. Ve evine icra götürebiliyorsunuz. Malına mülkünü sattırabiliyorsunuz. Ha, bunu da tabii hukukta koruyan usuller var. Menfi tespit davası açıyorsun. Efendim, o şekilde oluşmuş olan icra borçlarının iptali için dava açabiliyorsun. Ama ne kadar çok sürünüyorsun farkında mısın? Ya yani tebligatta bir hata oldu, tebligatta bir eksiklik oldu. Almadığım tebligat muhtarlık vasıtasıyla bana tebliğ edilmiş gözüktü. Ben de borca girmiş oldum. O borcu iptal ettirmek için mahkemelerde süründüm. Avukatlara dünya kadar para ödemek zorunda kaldım. Böyle devlet mi olur ya? İşte burada yargısal tebligatlar bölümünde bunun hepsini çözen hiçbir şekilde kağıt kullanmadan efendime söyleyeyim tebligatı yapan tebligat memurları postacılar, kargocular bilmem neciler hiçbiri olmadan bütün devletin her yıl milyarlarca olan milyarlarca olan tebligatını tasarruf ediyorsunuz. Elektronik ortamda takır 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 vatandaşa ulaştırıyorsunuz. Bitti. Üçüncü unsur, bu menünün üçüncü unsuru, <laughs> devletin size göndereceği faturalar ve ödeme emirleri. Bu da ayrı bir yerde. Elektrik faturası da buradan geliyor, doğalgaz faturası da buradan geliyor, ulaşım faturalarınız buradan geliyor. Yani aklınıza gelebilen devletle ilgili her türlü faturayı bu menü üzerinden alıyorsunuz. Ondan sonra bir önce anlatmış olduğumuz ödeme menüsü üzerinden de Toplam devlet cari hesabınız, devletin kredi kartı sistemi gibi kurulacak olan sistemden de ödemelerinizi yapıyorsunuz. Ha bu faturalar size bu menüden bildiriliyor. Ayrıca hesabınızda az önce bahsetmiş olduğum o e, kredi kartı dökümü gibi olan devletle olan mali ilişkilerinizi düzenleyen hesapta da gözüküyor. Yani orada su, su parası diye yazmış, o tebligat yerine geçmiyor, fatura yerine geçmiyor. Burada ayrıca size fatura ve ödeme emirleriniz tebliğ ediliyor. Vergi, SGK, aklınıza gelebilen bütün devlet kurumlarının verdiği hizmetler, trafik, motorlu kara taşıtları vergisinden tutun, araç muayenesindeki ödediğiniz paralara kadar bu menü üzerinden yürütüyorsunuz. Ne kadar pratik olduğunu gördük. Şimdi gelelim esas ana sicil, vatandaş sicili. Sarı, sarı tuşlar. Sarı tuşlarda vatandaşın devletle olan tam 15 tane, 16 tane sicili var. Birincisi nüfus siciliniz. Hepiniz biliyorsunuz nüfus sicilinin ne olduğunu. İşte doğum tarihiniz, doğum yeriniz, e, anneniz, babanız, sülaleniz böyle vukuatlı olarak hepsi bu sicilden erişilebilecek, burada tutulacak belgeler burada bulunacak. Kimse sizden artık nüfus cüzdanı sureti getirin demeyecek. Devletle ilgili bir işiniz varsa sizin nüfus sicilinize bütün kurumlar girip, tabii ki o yetkiler herkeste olmayacak, girip devletin örneğin elektrik faturasıyla ilgili başka bir şeyle ilgili sizin nüfusunuza veya alacağınız bir ruhsat, belge, sertifika bunun için sizin nüfus bilginize ihtiyaç varsa o ilgili devlet kurumu senin nüfus bilgine erişme yetkisine sahip kılınacak. Neyle? Yönetmeliklerle. Girecek senin nüfus bilgini oradan direkt alabilecek. Hakeza aynı usulle sağlık bilgilerini, eğitim bilgilerini, ticaret bilgilerini, buradaki bütün bilgileri devlet için malum. Bir daha sana git sabıka kaydı getir. Git nüfus cüzdanı örneği getir git bilmem ne belgesi getir demeyecek. Bütün devlet kurumları senin siciline girmek suretiyle bu belgeleri elde edebilecekler. Sen de elde edebileceksin ve sen de görebileceksin. Bu sicilde herhangi bir hata yapmışsa devlet veya hatalı bir bilgi girmişse idari olarak itiraz yetkiniz olacak kanunla. O itirazı süresi içinde devlet düzeltmezse yargıya başvurma hakkınız olacak. Bu bilgilerin hepsi kanunla yargı güvencesi altında olacak. Çünkü dünyanın bin türlü hali var. Devletin kimin eline geçeceği belli olmuyor. Devlet gücünü istismar etmek suretiyle devletin içine sızan bir sürü hırsız, uğursuz örgüt her türlü şeyi yapabiliyor. Bunları kanun önleyecek. Dolayısıyla sizin bu sicil bilgilerinizi ne kadar biz kanunla, yönetmelikle çok net biçimde tarif etsek dahi kötü kullanım istismara karşı bir yargı güvencesi altında olacaksınız. İkinci siciliniz trafik siciliniz. Doğumunuzdan ölümünüze kadar trafikle ilgili neyiniz varsa burada kayıtlı olacak. Bu bir suç sicili değil ama trafik cezalarınızı trafik polisisi sizi yolda çevirdiği zaman bu Türkiye cüzdanınızı isteyecek ehliyet yerine. Cüzdandan sizin trafik sicilinize girdiği zaman her şeyi görecek. Ve cezanızı o trafik sicilde gözünüzün önünde yazacak. Anlatabildim mi? Ha trafik polisi çevirmedi de efendime söyleyeyim o meşhur kameralar var. Oraya takıldım. Hız hızı açtım. Kamera bana ceza yazdı. Şimdi haberimiz bile olmuyor. Ama Türkiye cüzdanınız varsa Türkiye cüzdanının bir önceki kırmızı menü dediğimiz tebligatlar menüsüne tebligatınız gelecek. E-mail gibi. Diyecek ki şu da geçerken aha fotoğrafınız, fotoğrafınızı çektik size şu kadar ceza yazdık. Yani bütün bunlar bu kadar kolayken ne kadar zor hale geliyoruz, ne kadar açmaz hale geliyoruz. Ben artık yollarda nerede ceza yediğimi bilmiyorum. Kimse bana tebligat falan da yapmıyor. Kimse yolun kenarına çekip de ya şöyle hızı geçtin ceza yazdım şu makbuzu imzala falan da demiyor. Ruhum bile duymuyor. Bu haksızlık, bu hukuksuzluk. Böyle sistem olur mu? Bakın burada trafik sicili sistemiyle Türkiye cüzdanı üzerinden her şeyiniz halloluyor. Üçüncüsü pasaportunuz. Pasaportunuz daha keza yapılacak bir uluslararası anlaşmayla sadece şu cihaz pasaport yerine geçebilir. Dünyanın her yerinde bakın emin olun. Siz bu sistemi gidip Birleşmiş Milletler'den çıkartılacak bir karar ile tescil ettirirseniz şu kimlik cüzdanınızın pasaport bölümüne tıkladığınızda pasaportunuz çıkar. Almanya'ya da, efendime söyleyeyim Amerika'ya da, Afrika'ya da, <laughs> İsrail'e de bu pasaportla girebilirsiniz. Ayrıca bir pasaportunuz olmaz. Dördüncü sicil evlilik. <laughs> Bizde ayrı bir evlilik cüzdanı var. Hiç evlilik cüzdanınızı cebinizde gezdirdiniz mi? Hayır. Evleniyorsunuz, imzalıyorlar, bir kenara koyuyorsunuz, yıllar geçiyor, elinizi bile sürmüyorsunuz. Çok anlamlı bir şey değil. Ha, nerede lazım oluyor evlilik cüzdanı? Bizdeki mevzuata göre işte beş yıldızlı otellere eşinizle birlikte gittiğiniz zaman e, diyorlar ki evli misiniz filan. O zaman evlilik cüzdanı. Ya bunların hiçbirine gerek yok arkadaş. Bunların hepsi online olarak burada sizin evlilik siciliniz, boşandınız mı, evlendiniz mi, gerçi o nüfus siciliyle de devam ediyor ama evlilik cüzdanı sizin ayrı bir siciliniz. İkamet sicili. Bakın ikamet, Türkiye'de kimin nerede ikamet ettiği konusu meşhur Mernis projesidir adı Mernis. Mernis projesinin başlangıcı 1972. 1972'de adı kondu İçişleri Bakanlığı Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne geldi ve dediler ki Türkiye'deki bütün nüfus kayıt sistemini ve adres sistemini tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Biz o zaman ilk bilgisayar programlarını yazdık. O gün bugündür Mernis sistemi hiçbir zaman etkili ve kusursuz hale getirilemedi. Sonuç olarak ee, ikamet sicili çok önemlidir vatandaşın nerede resmi olarak ikamet ettiğinin göstergesidir bunda sağlıksızlıklar var bizim merniş sistemimizde adam bodrum katında yaşıyor adresi yok bu bodrum katının çünkü apartmanın eklentisi apartmanın kömürlüklerini birleştirmişler iki odalı bir daire yapmışlar adam orada yaşıyor merniş sistemi bunlara ayıklayamıyor çadırda yaşayanı bilmem nerede yaşayanı numara taş sistemi içinde olmayanı ikamet sicilinde hatalar çıkıyor. Altıncısı seçmen sicili. Siz seçmen olarak bir sicilinizin olduğunu farkında bile değilsiniz. Devlet de farkında değil. Hangi seçimde, hangi sandıkta oy kullandınız? Ha oyu kime kullandınız? Gizli. Ama oy kullandınız mı, kullanmadınız mı? Bir ara biliyorsunuz seçimde oy kullanmamak kullanmamayı e, vatandaşlık görevini yapmadığı için devlet bir ceza koydu. Para cezası. Takip bile edemediler. Ya bu da seçmen sicili. Bunlar önemli. Eğitim sicili. Benim ilkokul diplomam benim elimde yok. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde var o diploma. Ortaokul diplomam yok. Lise diplomam vallahi arasam zor bulurum. Bir tek üniversite diplomam var orijinal. O kadar. Hangi okulda okuduğumu belli bir saatten sonra kendin bile hatırlayamazsın. Halbuki bir kişinin Okul öncesinden başlayarak eğitim yaşamındaki bütün karneleri, aldığı dersler, aldığı notlar, öğretmenlerin adı, hatta sınıf arkadaşlarının listesi dahil eğitim siciline işlenebiliyor. Bu sistemde öyle, kanunda da öyle. Sınıf sınıf kategorilere ayırmış, sen girdiğin zaman ortaokul ikinci sınıftaki bütün sınıf arkadaşlarını görebiliyorsun. Ortaokul ikinci sınıftan hangi dersleri almışsın, hangi notları almışsın? İlkokul 5. sınıftan mezun olurken ilkokul diplomanın foto şeysi görüntüsü bütün bu diplomalarınız eğitim konusundaki sadece örgün eğitim değil, yaygın eğitim değil, e, aldığınız sertifikalar, kurslar, bütün bunun eğitimle ilgili her şey, Kur'an kursu dahil, her şey bu eğitim sicilinizde işlenecek. Gerektiğinde siz, gerektiğinde devlet onu görecek. Ondan sonra sahte diplomaymış, bilmem neymiş, şuymuş, buymuş, ya bizim diplomalarımız karman çorman kardeşim. Neyin nerede olduğu belli değil. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde yolsuzluk yaparak yasal, resmi imzalı diplomalar üretiliyor. Hiç okula gitmeden, yurt dışındaki ismini vermeyeyim o ülkeleri karalamamak adına. Bazı ülkelerin olmayan fiktif üniversitelerinden mezunmuş gibi göstermek suretiyle Türkiye'de denklik alıp işe girenler çok üst makamlarda görev yapanlar sahte diplomalarla bunlar vaki. Bunlar niye önlenemiyor? İşte böyle bir sistem yok. Böyle bir sistem yok. Okullardaki diplomalarımız arşivlerde yatıyor. Elektronik ortama girmiyor. Tescil edilmiyor. Bir kanun çerçevesinde o bilgiler korunmuyor. E ne oluyor? Ondan sonra işte üç kağıt başlıyor. Herkesin diploması tartışılmaya başlıyor. Sağlık sicili çok çok önemli. Sağlık sicilinizde bütün e, daha anne karnındayken sizin sağlıkla ilgili özellikleriniz kayıt altına giriyor. Bu sicil altında toplanıyor. Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bütün doktorlar, hekimler, sağlık personeline kontrollü biçimde sizin sağlık bilgilerinize erişim imkanı veriliyor. Bunların gizliliğine dair maddeler var. Herhangi bir doktor sizin toplumdan gizlemek istediğiniz bir sağlık sorununuzu, bir hastalığınızı afişe edemiyor hepsinin ağır cezaları var. Ama erişiyor. Erişip onu sizin lehinize teşhis ve tedavi için kullanabiliyor. Bugün köyde yaşıyorsunuz. Köydeki bir sağlık ocağındaki bir hemşire, bir sağlık personeli sizin sağlık sicilinize girmek suretiyle sizin ömrü hayatınızdaki bütün geçirdiğiniz rahatsızlıkları, bütün tahlillerinizi, bütün MR görüntülerinizi, bilmem neyinizi, aldığınız ilaçlara kadar her şeye ulaşabiliyor. Daha önemlisi sağlık sicil sisteminde görüntülü olarak sağlık hizmeti var. Köyde bir hastalığınız olduğu zaman köydeki sağlık personeli danışmak istediği bağlı olduğu hastanenin doktorlarına görüntülü olarak ulaşıp onlardan konsültasyon, fikir alabiliyor. Yani bunlar çok önemli. Sağlık sisteminin bugün çok iyi kurduk dedikleri sağlık sisteminin nasıl çöktüğünü gördük. Sağlık ücretsiz olmalı ama ücretsiz olduğu zaman orası kahvehane gibi, her yol geçen hanı gibi herkesin gidip de her gün başım ağrıdı, gözüm seyirdi, efendim şuradan rahatsız oldum diye gittiği bir yol geçen hanı olmamalı. Sağlık sistemi bu Türkiye cüzdanındaki sağlık sistemi aynı zamanda sağlık reformunun bir sonucunu bilgisayara yansıtan bir sistem. Bunlar her biri ayrı ayrı incelenecek Adli siciliniz Yani suç siciliniz Bu da bir kanayan yaradır kardeşim Yani işte 5 yıl sonra silinir Denir silinmez Pasif sicil vardır Aktif sicil vardır e, Hükmün açıklanmasının ertelenmesi diye bir kurum var Hükmün açıklanmasının ertelenmesi Kararı alındığı zaman 5 yıl sonra sicilinizden siliniyor Temiz görünüyorsunuz filan Yani bunlar hep Yargı reformu ile birlikte doğru düzgün bir vatandaşın adli sicili oluşturulacak. Buna erişim ona göre planlanacak. İç güvenlik sicili nedir? Yargıya intikal etmemiş, kavgaya karışmışsınız. İç güvenlikte karakolda dosyanız var. Ha bu çok önemlidir ha. Yani bunu küçümsemeyin. İç güvenlik sicili e, suç sicilinden e, farklı bir şey. Yani sabıka kaydından farklı bir şey. Vaktimiz yine daralıyor. Vergi sicilimiz. Yani bu da vergi reformu dediğimiz çalışmadan sonra o kadar anlamlı hale gelecek ki bir vatandaşın muhatap olduğu bütün vergiler bilmem neler bu siciliniz üzerinden görülecek. Borcu, harcı, dolaylı olarak sorumlu olduğu vergiler aklınıza gelebilen her şey. Sosyal güvenlik sicili. Bu da enteresan. Şimdiki sosyal güvenlik sistemine giriyorsunuz. Günlerinizi, günlerinizi filan size bildiriyorlar ama dediğim gibi doktora tezi gibi normal vatandaş ona girip de tuşlara basıp da bir şeyler öğrenmesi falan çok zor. Bu sosyal güvenlik sicili o hale getirildi. O kadar karmaşık hale getirildi ki burada sizin sosyal güvenliğinizle ilgili yatırılmış olan primleriniz, emekliliğiniz vesairenizle ilgili bütün bilgiler yer alıyor. Ticaret sicili. Ticaret odalarımız var. Ticaret sicili diye bir şey tutuluyor. Bir gazetesi var. Orada yayınlanıyor filan. Bunlar hepsi hikaye ya. Dünya kadar para ödüyorsunuz. Ticaret sicilinde yayınlanacakmış. Şirketi kurarken yayınlanıyor. Şirketin sermayesini artırıyorsun yayınlanıyor. Hisseler değişiyor yayınlanıyor. Hepsi para. Her genel kurul yapıyorsunuz orada yayınlıyorsunuz. ...imza sirküleri çıkarıyorsunuz. Ya ne, ne ihtiyaç buna ya? Bakın bir ticaret sicili kapsamında bütün ticari ilişkilerinizi burada çözebilirsiniz. Girdiğinizi, çıktığınızı, ıvırınızı, zıvırınızı ve her şeyinizi burada görebilirsiniz. Yani hangi ticareti yaptığınızı, hangi şirketlere ortak olduğunuzu, bütün her şeyi kapsayan bir ticaret siciliniz. Mülkiyet sicili, tapularınız, üzerinize kayıtlı ne kadar gayrimenkul taşınmaz varsa, tapu dediğimiz tapu varsa, mülkiyet sicilinizde gözükecek, onların hepsinin takidat dediğimiz kayıtları gözükecek... O tapularınızda ipotek mi var, haciz mi var? <laughs> Cinsi nedir, vasfı nedir? Her şey burada gözükecek. <laughs> bon servis dediğimiz iş ve çalışma sicili. Buyurun. Yani bizde de bir insan çıkıyor. Nerede çalıştın? Şurada, şurada. Ya adam sicilini açacaksın. Nerede çalışmış? Bu sicilin bir özelliği var. Bunun bir bon servis tuşu var. Her ayrıldığınız iş yerinden bir referans giriyor sizin sicilinize. Olumsuz veya olumlu. Patron sizi kovmak istiyor ve kovdu. Sicilinizde bozdu, olumsuz yazılar yazdı. Buna karşı bu iş ve çalışma sicilinize giren her bilgiden yargıya başvurma ve ispatlama hakkı veriyor. Ama işe adam alırken de adamın iş ve çalışma sicilini açıyorsunuz. Görüyorsunuz ki çok iyi bir eleman veya çok arızalı bir eleman. Bugün yine bütün bu Cüzdanı bitirmek nasip olmadı. Haftaya devam edeceğiz inşallah. Kredi sicili, biyolojik sicil ve sosyal puandan bahsedeceğiz. Haftaya görüşmek üzere değerli izleyiciler.